Hocam bu tesislerde bu mikrofonu en son yine Ankara Gücü'nü çok evet. zor bir zamanda uzatmıştık. Kritik bir sezondu. İkinci ligdeydi takım. Evet. Ve transfer yasağıyla mücadele ettiği bir dönemde. Yine böyle bir dönemde yine Ankara Gücü'nde ama Süper Lig'de görev aldınız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı olur. Yani o dönemde sıkıntılı bir dönemde tabii takımın başına geldiğimizde dediğiniz gibi transfer kapalıydı. Genç oyuncularımızla hani bize inanan oyunculardı onlar. O oyuncuları da tabii ki unutmamak lazım. Çünkü bu kulübün ayakta durabilmesi için o dönemde çok büyük emek sarf ettiler. Çok büyük fedakarlık yaptılar. Bizim kendi altyapıdan çocuklarımızla o dönem çok ciddi işler yapmıştık. 8. yani küme düşecek takımı 8. bir sırada bitirmiştik. O unutulmaz herhalde. Çünkü kulübün ayakta durması, tekrar yukarıya dirilmesi konusunda çok ciddi bir mücadele vermişlerdi. Şimdi Süper Lig'de başkanımız sağ olsun görevi bize şu anda verdi. Biz devam ediyoruz. Bu kulüp için yine kulüp menfaatleri doğrultusunda elimizden gelen mesai harcıyoruz. İnşallah iyi olur. Yani yine o mücadele, o emek karşılığını görür diye düşünüyorum. Hocam şimdi birkaç tane hazırlık maçı yaptık. Evet. Kötü skorlar da alınmadı aslına bakarsanız evet. ama takımda birçok eksik oldu da evet. izleyen herkesin farkında olduğu bir durum. Siz de mutlaka aynı tespitleri yapıyorsunuzdur. Transfer yasağı kalkmaması durumunda siz nasıl görüyorsunuz? Bir ilk o soruyu soracağım. Ya önce şunu söyleyeyim. Başkanımız ve yönetim bu konuda kadromuzu muhafaza etmek için elinden geleni yaptı. Bunu bir kere taraftarlarımız iyi bilsinler yani. Bu kadroyla transfer açılmadı diyelim. Yani o sıkıntılar yaşandı. Bu kadro elinden geldiği kadar bu ligi ayakta tutacaktır. Ben inanıyorum çünkü. Hazırlık maçlarıyla alakalı şunu söyleyeyim. Altınordu'yla oynadığımız dönemde Moke de yoktu. Sedat da o zaman hastaydı. Fazla'nın bir sakatlığı vardı. Ama gayet iyi bir hazırlık maçı oldu. Oyuncularımız yine eksiklerle çıktılar. Sahada gayet iyi mücadelesini verdi. Hatay maçında da yine Sedat'la alakalı bir sakatlığı vardı. Yani o da şans artık Moke geldi. Moke'yi oraya monte ettik. Kisu'yla birlikte çıkarmıştık. Evet. Gayet de iyi şey yaptılar. Yani eskiden de oyuncu zaten sahaya çıktığı zaman işte hangi mevkide oynatırsan elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hatay maçında da gayet iyi çıktılar. Yine mücadele verdiler. Yani ben şunu söyleyeyim. Taraftarlarımıza, kamuoyuna kadro muhafaza edilmiştir. Pinto ile Fatih de büyük ihtimal katılacaktır. Yönetim o konuda çok büyük uğraş veriyor yine. Pinto ile Fatih katıldıktan sonraki süreçte sezona inşallah daha güçlü bir Ankara Gücü olarak gireceğiz. Ha, transfer açılırsa daha iyi olacak. Yani öyle söyleyeyim ben size. Şimdi hocam siz de duyuyorsunuzdur. İşte teknik direktör araçları evet. sürüyor falan diye. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Motivasyon beni rahatsız etmiyor. Şöyle söyleyeyim. Ben Ankara Gücü için bu kulüp için daha önce de hizmet ettim. Yani ben gururla hizmet ettim. Şimdi de aynı şekilde başkanımız görev verdi. Bu dönemde de elimden gelen her şeyi, bütün mesaimi harcamaya çalışıyorum. Sabahın 7'sinde, 7.30'da buraya gelip akşam 9-9.30'da eve gidiyoruz. Yani dolu dolu bir mesai harcıyoruz. Bu ne için? Ankara Gücü camiası için. Benim hiç tedirgin etmiyor yani. Burada ben hiç sorun değil benim için. Ankara Gücü için verdiğimiz mesai helal olsun. Hiç sorun değil benim için. Şimdi Mustafa Hoca çok anılır aslında da. Hem evet. Ankara Gücü hem Gençler Birliği konusunda. Evet. Siz de iki kulüpte görev almış teknik direktörsünüz. Evet görev aldım. Bu hafta 7,5 yıl sonra bir Ankara derbisi var. Daha doğrusu Ankara derbisinin provası var. Evet. 6. hafta öncesi. Sizde nasıl bir his uyandırdı? Nasıl bir duygu var? Ya Ankara Gücü Gençler Birliği maçı, derbi maçları her zaman heyecan verici olur. İster kupa maçı olsun, ister hazırlık maçı olsun, ister lig maçı olsun. Burada iki gücü de kulübün, Allah sakatlık vermesin, her şeyden önce onu söylerim futbolculara. Centillendik içerisinde ben geçmesini dilerim, temenni ederim. Tabii ki inşallah biz kazanırız. Yani söyleyeceğim bu. Ayrılısı diyorum o konuda. Şey evet. Pazdan ve Orgin'in de bir sakatlığı var herhalde. Pazdan ve Orgin'in sakatlığı ile alakalı şunu söyleyeyim. Pazdan burada zaten çalıştık. Kampa gittiğimizden 3 gün sonra daha önce geldiği takımdaki geçirmiş olduğu sakatlığın aynısını o korkuyla hissetti.
antrenmanlara hani girmek istemedi. Psikolojik olarak zamanında yaşadığı için. Hatta oradaki milli takımdaki fizyoterapisti daha önce bunu iyileştirmiş. Onunla alakalı biz de konuştu. Biz de psikolojik olarak kendisi rahatlasın diye tedavisini orada yaptırmak istedi. Biz de gönderdik. Şimdi geldi Paz'dan. Yarın takımla antrenmanlara devam edecek. Orgil dizinde çok az bir sıkıntısı vardı su toplamayla alakalı. MR'ı falan çekildi. Orgil de yarın kendini iyi hissederse takımla antrenmanlara katılacak. Yani çok önemli bir derbi durum yok. Derbi maçı yetişmese dahi Konya maçının ilk maçı tabii. Yani görüntüler onu gösteriyor. Valla başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ederim. Yine çok sağ olun. Çok zor bir zamanda çok önemli bir görevdesiniz. Yolunuz açık olsun. Evet, İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Yani çalışanın yanında olur Allah. Ben öyle inanıyorum. İnşallah Ankara Gücü için iyi olacaktır. Yani elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Sağ olun.